Merhabalar, Demon's Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm Madenci Kral'ın kemer taşına gitmiştik ve orada tuhaf düşmanlarla karşılaşmıştık. Kafa yemiş madencilerle ve madeni araştırırken en sonunda da zırhlı örümceği haklamıştık. Güzel bir dövüştü doğrusu. Son anda olayını çözüp cesur davranmam gerektiğini fark edip onu haklamayı başarmıştım. Bu bölüm ne yapacağım? Kemer taşının işte o örümceği yakaladığım yerden devam edeceğim. Ama aynı şey şeydeki gibi olsa şu hüzün bataklığındaki gibi düşmanlar aşırı güçlenmiş olursa madencide işte madencideki düşmanlar da fazla güçlenirse eğer buradaki olduğu gibi. O zaman diğer kemer taşına gideceğim. Tabii bunları yapmadan önce biraz geliştirme yapmak istiyorum kendime. Ekipmanlarımızı onaralım. Daha sonra silah geliştirelim. Şemsirle devam edeceğim. Şemsir fena değil, iyi vuruyor. Bir geliştirme daha yapıp artı 6'ya çıkarabiliyorum şemsiri. Şimdi ne istiyorsun benden? Kalın keskin taş parçası istiyorsun ve keskin taş parçası istiyorsun. Tamam, artı 7'ye çıkarmayacağım o zaman. Eşya satın almak istiyorum senden. Ayçi otu alacağım. Şöyle 12 tane ver. Hepsini ver, tamam. Taze baharat alacağım. Eşya taşıma kapasitesi artacak mı? Anlaşılan depoyu düzenlemem lazım benim biraz. Gereksiz öğeleri buradan çıkarabilirim. Tamam, bunları buraya bırakıyorum o zaman. Bunlar büyük ihtimalle bende ağırlık yapan öğeler. Bunları buraya bırakmam umarım sıkıntı olmaz. Birader, sana güveniyorum. Bak, bunları buraya bırakıyorum ben. Umarım iyi göz kulak olursun bunlara. Sana inanıyorum ya. Kutsanmış topuz, seher yıldızı. Bunları kullanmayacağım açıkçası. O yüzden tutmamın da bir anlamı yok herhalde. Üzerimde. Zırh deleni de bırakalım. Çünkü ağırlık yapıyorlar. Şey, Dark Souls'taki gibi falan değil yani. Taşırken ağırlık yapıyorlar. Aa, burada bir kalkan varmış. Ha, doğru. Buraya göndermiştim. Depodan şuna bir bakayım. Sonra tekrar göndereyim. Envantere geç. Şuna bir bakıp öyle göndereceğim. Tanrı tılsımı zaten şey değilim. Klerik değilim, o yüzden gönderiyorum. Okçu olduğumu da söyleyemem. O yüzden bunları da gönderebilirim. İhtiyacım yok. Aziz kıyafetlerini de göndereceğim çünkü aziz değilim. Mavi gözlü şövalye kurdasını da gönderiyorum. Aziz eldivenlerini gönderiyorum. Aziz çizmelerini gönderiyorum. Memur bacaklıklarını alıyorum. Yüzükler kalsın. Onları kullanırız. Bunlar da kalsın. Şimdilik gidiyorum. Anlıyorum. Teşekkürler. Sana güveniyorum birader. Gidiyorum. Elimden geleni yaparım. Elimden geleni yaparım birader. Teşekkürler desteğin için. Umbasa, sen ne yapıyorsun? Sen bana diyecek bir şeyin yok ekstradan. Umbasa birader. Sen aynı şeyleri tekrarlayacaksın herhalde. Onun görevini henüz bulmadık sanırım. O yüzden gidiyorum şimdilik buradan. Karlarda birileri var mıdır acaba? Yoktur herhalde ya. Büyücü adam orada. Geri kalan ruhumla şey alacağım. Taze baharat alacağım artık ne kadar alabiliyorsam. 14 tane alabiliyormuşum. Hepsine taze baharat alacağım çünkü büyü yenilemesine ihtiyacım var. Tamamdır. Buradan da gidelim. Nereye gidiyorum?
İlk önce bir kontrol edeceğim. Düşmanlar güçlendi mi, güçlenmedi mi diye. Tünel şehir. Zırhlı örümcek iblisinin kemer taşı. Taş dişin demirci ocaklarının altında uzanan tünel şehir, kente adını veren bir geçitler ağıdır. Efsaneye göre derinlerde eriyik bataklıklarının ötesinde bir ejderha mezarlığı bulunur. Oo, ejderha diyorsun. Mezarlığı diyorsun. İlgimi çekti. Gidelim bakalım. Ejderhaları severim. Canlı olmadıklarında daha çok severim. Ama canlıyken onlarla kapışıp onları canlı olmadıkları döneme göndermeyi daha da çok severim. Yani ejderha avlamayı severim demek istiyorum burada. Anlatmam biraz saçma oydu da. Neyse. Buradan devam edeceğim. Bakalım düşmanlar güçlendi mi, güçlenmedi mi? Sen neyi şey yapıyorsun bilmiyorum ama. İlk önce şu öğelere bakalım bu arada. Memur bacaklıklarına. İblisler boloter ya da cirit atmaya başlamadan hemen önce ortaya çıkarak kendilerini Kral Alant'a sevdiren şişman memurlar. Sinsi sırıtışlarıyla halka zulmetmiştir. Üniformanın görüntüsünün insanlarda derin bir nefret uyandırdığı söylenmektedir diyor. İlginç, ilginç. Kalkana bakalım. Çelik kalkan. Büyük metal bir kalkan. Basit bir yapı arz etse de ismine yaraşır şekilde sağlamdır. Ekstra bir hikayesi yokmuş demek ki. Şimdi şurada parlak kertenkeleden var. Onu kovalayacağım tabii ki de. Vuramıyorum. Bu kolay kolay ölmeyecek galiba. Tamamdır. Bunları aldım. Berrak taş. O bir tık fazla vurdu bana. Düşmanlar güçlenmiş yine. Ama halledebilirim galiba. Tek atamadım buna. Bu ne ya? Öve sandım lan alabileceğim. Değilmiş. Bu oyun niye bana Estus gibi bir şey vermiyor ya? Alabileceğim bir öğe sanmıştım ben onu. Neyse. Düşmanlar güçlenmiş yine. Onu fark ettim. Ama alabilirim herhalde ya. Ya da diğer kemer taşına mı gitsem? Bence diğer kemer taşına gitsem daha iyi olacak. Çünkü tek atamıyorum. Ama çok da zorlamıyorlar. Ne yapsak acaba? Devam etsem yoksa diğer kemer taşına mı gitsem? Devam etsem yoksa diğer kemer taşına mı gitsem? Biraz devam edelim bakalım ya. O öğelere dikkat edeceğim. Öyle değilmiş onlar, patlıyorlarmış. Öğrendiğim iyi oldu. Acı yoldan öğrendim ama. Neyse çok önemli değil. Bu elemanlar biraz agresifler. Şuna bak, vurmuyorum bile. Hayır, backstep atabilsem sorunu çözeceğim kökünden de. Tamam. Bunu düşürmüşken buna backstep atalım. Sonra bunu düşürmüşken şuna vuralım. Oradan da buna geçelim. Güzel. Burası geliştirme öğesi toplamak için çok ideal bir yer açıkçası. Oha lan. Kalkanımı kırdı direkt. Bunlara çekiçmiş. Neden kırdığı belli oluyor. Küçük bir Jormungandr var burada. Fena değil, fena değil. Dikkat etmek lazım. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Belki de aradıkları madenler bunlardır. Emin değilim ama. Şunu indireceğim. Bu elemanı kendime çekip öyle indireceğim. Gel bakalım. Büyüyle de aklayabilirim aslında. Biraz fazla geldiler üzerime. Ama büyüm vurmadı. İlginç. Büyümün daha fazla vurması lazım normalde. Büyüye karşı sağlamlar herhalde ya. Bilmiyorum. Yani büyücüyüz ama büyü kullanmıyorum. O zaman şöyle bir şey yaparım ben de.
Büyücülüğümü ön plana çıkarmam lazım. Karakter olarak. Madem öyle ben de savunmamı arttıran büyüler kullanırım. Ölmeden yaparsam bunu güzel olur. Ya birazcık daha büyü atacağım ben bunlara ya. Ortadan kaldıralım en azından. Tek etekte sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hadi be. Allah Allah. Atamadım backstab'i. Bu beni burada ezecek ya. Büyüm var diye de gaza gelmemem lazım. Gidebileceğim iki yön var anlaşılan. Bir buradan gidebiliyorum, bir de öbür taraftan gidebiliyorum. Ya bence diğer kemer taşına gitsem çok daha rahat edeceğim de. Neyse, birazcık daha devam edelim bakalım. Burada olmamam gerekiyormuş gibi hissediyorum çünkü. Aynı şey bataklıkta da olmuştu mesela. Oradaki düşmanlar da aşırı güçlenmişti birden. Buradakiler de güçlenmişler yani. Normalde tek atıyordum çünkü. Şimdi tek atamıyorum. Buradan aşağı mı ineceğim? Aşağı. Aşağı atlamam lazım galiba. Şimdiden bir ses oraya gitme diyor bana ya. Bence kemer taşı değiştirmem lazım artık. Diğer tarafa geçsem mi? Neyse şuraya da bir bakalım. Ondan sonra karar vereceğim. Şu patlayıcıya dikkat etmeliyim. Geliyor yalnız bu. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Ne olacağını biliyorum nasıl olsa. Şurada bekleyeceğim. Birazcık daha hızlı gelirsen sevinirim. Bu patlayıcılar sürekli gelecek mi acaba? Yoksa şey mi? Sayılı mı? Aa! Güvende olduğumu sanmıştım ya. Neyse. Devam edelim. Canım yenilenecek nasıl olsa kendiliğinden. Şu yüzük bayağı işe yarıyor. Sen misin la bunları yapan? Aa, hasar yemedi eleman. Backstep deneyeceğim. Aa, öldürecek bu beni. Ya kemer taşı değiştireceğim ya. Burası şu an olmamam gereken bir yer. Fazla güçlü düşmanlar. Diğer kemer taşına gideceğim. Onu anlamış oldum. Bir bölgenin ilk kısmını atladıktan sonra diğer bölgeye geçiş yapmak çok daha avantajlı burada. Onu fark ettim. Aynı şeyi bataklıkta da yaşadım çünkü uğraşamam böyle. O yüzden direkt diğer kemer taşına doğru gidiyorum ben. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buraya değil. Şuraya gideceğim. Neresi burası? Gölge adamların kemer taşı. Gölge adamlar kimmiş? Adanın kıyısı. Bora'ya tapan ve ölülerin yasını tutan gölge adamların ada mabedi. Uçan Bora yaratıkları ortaya çıktığından beri adanın iblisleri ölülerin ruhlarını buraya çekip onları cansız iskeletlerin bağrında yeniden hayata döndürüyor. İlginçmiş. Karanlık bir yere gidiyoruz galiba. İskeletlerle mi dövüşeceğiz yani? Adanın kıyısı. Hadi bakalım. Burada bizi tuhaf şeyler bekliyor olacakmış gibime geliyor. Kemer taşına dokunursam. Bonfire gibi değiller. Ses kesildi yalnız birden. Sebep? Bug oldu. Dur bir saniye. Tamam, geldi ses geri. Enteresan. İskeletlerle mi kapışacağız yani? Kutsal silahla falan gelsem daha iyi olabilir miydi burada? Dark Souls'taki iskeletlerin nereden geldiği belli oluyor. Öldü mü? Ha, öldü. Enteresan. Bıçak taşı parçası verdi.
Silahım bunlara vuruyor fark ettiyseniz. Demek ki doğru yerdeyim. Diğer elemanlara vurmuyorduk. Burası asıl gelmem gereken yer. Asıl gelmem gereken yermiş. Yıldırımlar, bir şey anlatıyorum burada, bir saniye. Asıl olmamız gereken yer burası. Dördü notu verdi bana. Çok güzel. Canlandırma öğesi. Bunlara backstab atıp halletmek daha kolay olacak. Normal vuruşlarım da işliyor. Güzel, güzel. Fena değil. Okçu var sanırım. O nasıl ok lan? Büyülü ok mu atıyorsun? Nedir? Efsunlu ok atıyor galiba. Oo. İskelet deyip geçmemek lazım galiba. Tamam. Kalabalık oldular. Kanama var. Kanama var. Bir saniye, bir saniye. Bunlar sürekli takip edecekler mi beni? Sürekli takip ediyorlar bunlar. İlginç. Bir saniye. Şunu acilen öldürmem lazım benim. Kanama gideren yüzüğüm vardı benim. Nerede o? Kanama giderici öğem vardı benim. Onu da kullanalım. Kanamayı durdurur. Tamam, burada kanama veren düşmanlar var. O yüzden asker lotusunu koyacağım. Şu an bu yüzüğe ihtiyacım olmadığı için HP bu yüzüğü kullanacağım. İnsanlığımı kaybetmedim çünkü, o yüzden ihtiyacım yok. Şu an doğru yüzük kombinasyonuyla hareket ettiğimi düşünüyorum. Umarım öyledir. Devam edelim bakalım. İki iskelet de takip etseydi ölmüştüm bu arada ya. İyi ki bu takip etmedi beni. Fazla da coşmayın ama. İlginç. Harbiden bir adadayız galiba ya. Nasıl bir adaymış burası ama tam çözemedim. Bu surların ardında bizi başka bir şehir mi bekliyor? Direkt kapı var yalnız. O ses ne be? O ne lan? Vatoz mu? Yukarıdaki okçulara dikkat etmem lazım galiba. Tanınmış kahramanın ruhu. Yukarıda bir vatoz var galiba o. Bilmiyorum. Uçan bir vatoz üstelik. Şaşırdın mı? Valla şaşırmadım desem yalan olur. Bunları büyüyle aklayabilirim galiba. Odaklanabilirsem. Tamam, en azından odaklanabiliyorum. Güzel. Sinirimi bozmasınlar. İçeri girdiğimde sürekli arkadan vuracaklar. Boss savaşı falansa sıkıntı çıkar yani. Asker lotusu. Belki de o vatozla dövüşeceğim şu an, bilmiyorum. Öğelerimi tekrar bir kontrol edeyim. Tamam, girelim ya. Aa. Şu elemanı bir yerden hatırlıyorum ben, ya da ona benzer birisini. Oyunun ilk kısmında da karşılaşmıştık ona benzer bir şeyle. Onunla dövüşmeden önce dövüşeceğiz mi onu da bilmiyorum gerçi ama. Sanırım dövüşeceğiz yani. Bu ne? Aşağısına gidemiyorum galiba. Onunla dövüşeceğim büyük ihtimalle. O yüzden ilk önce etrafı bir kontrol edelim. Sen niye bana vurdun ki şimdi? Ben ne olur ne olmaz şunu bir yapayım. Şunu da yapayım ne olur ne olmaz. Ve a, boşa gitti.
Gelecek bu büyük ihtimalle bana. Artık boss olarak gözükmüyor musun? Senin patronunla dövüştüm ben galiba. Tamam, aranızda çok da bir fark yokmuş zaten. O da bana acayip vurmuştu. Büyü deneyeceğim. Savunma büyümü tekrar yapmak istiyorum ben. Vuruyor çünkü bu bana. Tamam, saldıralım. Madem öyle. Ya yavaşsın ama. Tamam, çok da yavaş değilmiş. Yani büyücü olduğum için ben bunu uzaktan aklarım ya. Tabii nişanım bozulmazsa. Ha, gelmiyor musun sen? Ciddi misin? Gelmiyor, yaklaşmıyor. Büyü attı. Enteresan. Yaklaşmıyor bu bana. Ben bunu böyle aklarım ama. Enteresanmış doğrusu. Bir daha kullanacağım. Yani madem gelmiyorsun, ben seni böyle aklarım. Yani burada korkaklık yaptığımı söyleyemezsiniz bence. Kendi şeyi üzerime koşması lazım burada. Açıkçası çok fazla da hasar yemedi orada. Da çok, ne çok canın varmış senin ya. Geri kalan canını yanına gidip haklayacağımı zannedenler yanılıyorlar. Neydi ya gerçekten? Aa, tek yedi. Zayıfmış bunlar ya. Güzel, haklamış oldum. Kılıç aldım. İlginç. Burada ne var? Bulut taşı parçası. Yani beklediğim bu değildi. Şu eleman beni niye kovalamadı abi? Ben onu anlamadım. Kovalaması lazım yani normalde. Bilmiyorum. Kovalamadıysa ben de böyle öldürürüm ya. Ne yapayım? Gri iblis ruhu. Yani kolay oldu diyebilirim. Bu böyle olmasını beklemiyordum ben. Kendi bilir yani, kovalamaması kendi suçu. Uchigatana mı? Hadi ya. Yani Uchigatana'yı katasım var da öyle oynamayacağım. Şunu aklayalım. Ay, yetişmedi. Tekrar gelmesini bekleyeceğim o zaman. Gel buraya. Birkaç tane var anlaşılan. Ne yapıyorsun? Büyü atıyor bana da. Yetişmiyor ki. Neyse, tekrar geldiğinde ona dönerim ben ya. Aa, şu baharatları aldığım iyi oldu. İşimize yaradı burada. Buradan aşağıya gidebiliyorum ve oradaki sisli kapıdan girebiliyorum. Ekstra bir yere gidebiliyor muyum? Burası kırılır mı acaba? Yok. Buradan geçemiyormuşuz. Şuranın tepesine çıkmam lazım benim. O okçuları halletmem gerekiyor. Bu ne lan? Yok. Şunu aklayabilirim ben hazır buradayken. Ha, aklayamadım. Güzel. Bunu da indirmiş olduk yere. Bir baş belasından daha kurtulduğumu düşünüyorum. Burası neresi? Yukarıya çıkmama olanak sağlıyor. Bir bakalım ne var ne yok. Buradan değilse şu aşağıdaki kısımdan gideceğim. Büyülü oklar kalkan savunmuyor tam olarak tabii ki de. Aşağıdaki kısımdan gidebiliyorum ve buradan gidebiliyorum. Aşağıdaki kısmın nereye gittiğini de merak ettiğim için oraya da bakacağım ben. Zaten tekrar gelebilirim herhalde. Burası bizi nereye götürüyor? Kontrol edelim. Dikkatli olsam iyi olacak. Ne olur ne olmaz. Yani orada savunma büyüsünü yapmasam şu an
Ölmüştüm. Tuzak varmış ya. Ne bu? İllüzyon duvarı falan mı? Harbi öyleymiş. Da ben burada sıkışacağım ya. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Lan. Şunu bir haklayalım. Arkadaki düşmanı normal öldürürüm. Herhalde diyecektim ki. Gidiyordum az kalsın. Neyse. Bir günde ölmedik. Bir gün daha ölmedik daha doğrusu. Ya da bugün de ölmedik diyelim. Tuzağı unutmadım ama. Şimdi buradan devam edebiliyorum da. Nereye gidiyor bu ya? Neyse şuraya bir bakalım. Ne var? Bir şövalye. Ayçi otu verdi. Güzel. Kullanacağım. Ne olur ne olmaz. Canım iyileşiyor biliyorum ama. Burası ne? İçeride bir eleman var. Kim bu acaba? Konuşabilir miyim seninle? Kilitli görünüyor. Konuşamıyorum da. Acaba büyücünün bahsettiği usta bu mu? Usta Freke miydi? Freke miydi? Öyle bir şeydi. Tamam, buraya anahtar bulmam lazım benim açabilmem için. Öyle olsun. Burası illüzyon duvarı değilmiş. Buradan devam edelim. Dikkatli yürüyorum çünkü deminki tuzak beni tedirgin etti. Başka bir tuzak daha olabilir yani. Şuralara da bakıyorum illüzyon duvarı var mı diye. İllüzyon duvar olduğu çok belliydi zaten. Bir tane daha. Bunlar bana vurmadan önce benim onlara vurmam lazım. Rahat edebilmem için. Yukarı çıkabiliyorum ve buradan devam edebiliyorum. Önce buraya bakalım o halde. Daha sonra yukarı çıkarız. Yine mi illüzyon duvarı? He yok. Kenara geçebiliyorum. Çatıya mı çıkıyoruz buradan? Daha doğrusu surların tepesine mi? Çıkamıyor muyum? Buralardan tırmanabiliyordu normalde. Var ya. Enteresan. Arkamdasın. Biliyorum. Geleceğim sana. Bekle biraz daha sabret. Önce buraları halledelim. Sonra oradan gideriz. Gel bakalım. Backstab'i verdim. Ve hakladım onu. Birkaç tane daha uçan vatozdan var. Burası benim geldiğim yer. Ha buradan okçuları aklamıştım değil mi? Doğru. İyi ki de aklamışım yani. Orada rahat rahat ateş büyüsü yapamazdım yoksa onlar varken. Duran iblise. Tuzak var burada. Evet güzel. Bakır anahtar. Sanırım almam gereken anahtarı buldum. Hazır buradayken aldığımız öğelere bakalım. Ne var ne var. Ruh kalıntısı. Kadim bir kahramanın ruhunun ebedi istirazine yattığı yerde kalan yankıları. Ruh yoksunlarını kendine çeker diyor. İlginç. Geç. Kurşun iblis derken he falan kısmı. Sert iblis, kıvranan iblis. Bir öncü iblisin ruhu büyük bir güç kaynağıdır. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Bakır anahtar. Sade bakır anahtar üstünü hafiften küf toplamış. Pekala. Tuzağı aktif etmemin bir anlamı yok zaten. Gidiyorum buradan da. Mekan kasvetli ama güzel. Seviyorum ya. Bu
bu tarz oyunları gerçekten. Demon's Souls'dan sonra da Elden Ring'e başlayacağım bu arada. İndirime girmişti. Kaçırmadım tabii ki de. Elden Ring'i aldım. Oynayacağım ama DLC ile almadım. Çünkü DLC indirimde değildi. Yani DLC'li versiyonu indirimde değildi. Orada biraz hani kazıklamaya çalışmışlar da umurumda değil açıkçası ya. Diye oyunu bitirdikten sonra da DLC'sine bakarım yani. Önce normal hikayesini bir bitireyim. Burası neresi ya? Başa mı döndüm? Aa. Bu eleman sıkıntılıymış gibime geliyor. Ne olur ne olmaz. Evet, bayağı sıkıntılı bu eleman. 37 vurdum. Ha, büyüye zayıf mısın sen? Pekala. Normal vuruşlar çok yiyemiyordu bunu ama. Demek ki büyüye karşı zaafı varmış. Çift kılıç kullandığını gördüğüm an dedim yani sıkıntılı olduğunu. Hilali Pala mı? O neymiş ya? Büyüm bitiyor galiba üzerimde. Tamam, burayı da hallettim. Güçlü düşmanı da akladık. Backstab'im vurmayınca biraz tırstım bu arada. Bayağı zorlayacak dedim ama büyüye karşı zaafı varmış. Anlaşılan bunların büyüye karşı zaafları var. Burası tuzak nereden çalışacak ki? İnsan merak da ediyor biliyor musun? Niye merak ediyorsun ki değil mi? Ne gerek var yani? Meraka hiç gerek yoktu burada ya. Ben oraya gidip geliyorum tekrardan. Şimdi öldüğüm yere geldim. Hayır, niye merak ediyorsun ki değil mi yani? Çok da merak etmeye gerek yoktu bence. Neyse, nereden vuracağını biliyorum en azından. Güzel. Hayır, görmeyince acaba farklı bir tuzak falan mı diye düşündüm de. Öyle çok da farklı bir tuzak da değilmiş yani. Zaten buraya gelebiliyormuşum ben ya. Hiç bakmadım ben buralara ya. Tamam, güzel. En azından gelebildiğimizi öğrendik. Sen canlı mısın birader be? Kıpırdıyor sanki de. Tam emin olamadım doğrusu. Oraya gideriz o halde daha sonra. Şimdilik buradan devam edelim. Tuzağa basmadan. Aşağıya inmeyeceğim. Oradaki düşmanı hakladım ben zaten. Tekrar canlanmıyordur herhalde. Canlanıyormuş. Neyse, tekrar öldürmeme gerek yok açıkçası. Gidiyorum buradan. Zaten bir kere öldürdüm onu. 10.000 ruhumu da kaybetmek istemiyorum açıkçası. O yüzden buradan da gidelim. Şimdi bunlara baktım ben. Buradan gidiyorum. Karşı tarafa geçiş yapmam lazım. İlk önce buradan bir gidelim de. Yukarıya çıkmam gerekiyor şuradan. Ölmeden gitmeye çalışacağım. Çünkü fani bilmem ne taşından yok bende şu an. Hiç kalmadı. O yüzden dikkatli olmalıyım. Buradan devam edeceğim. O vurdu bu bana bayağı. Yavaş vur be birader. Ne vurdu be? Dikkat etmek lazım bunlara da. Yani birden tek yiyebiliriz bu oyunda. Sen kaşınıyordun zaten değil mi? Güzel. Hafif ok ve bileşik uzun yay aldım. Şu an doğru yerde olduğumdan çok eminim ya. Yani oyunun başında almam gereken öğeleri bana veriyor şu an. Yaydır falan. Ha. Bu kuş sesi bana bir yerlerden tanıdık geliyor da. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle yine o. Rehber Ojit aldım.
Korkunç ben mi? Işıldayan ver. Takas. Pekala. İstediğini vereceğim. Bir tane verelim bakalım. Rehber o cidden. Bırakıyorum buraya. Mutlu musun? Güzel. Karşılığında bir şey vermeyecek miydin? Karşılığında bir şey vermesi gerekiyor normalde de. Bir daha bırakalım. Tamam. Al bunu. Karşılığında bir şey vermesi gerekmiyor muydu ya? Neyse ben buraya daha sonra gelir hallederim. Oyundan çıkıp tekrar girmem falan mı lazım acaba? Normalde verdiğinde öveyi onun yerine başka öve veriyor sana da. Vermedi bu. Galiba oyundan çıkıp falan girmem gerekiyor. Neyse çok önemli değil zaten. Yani büyük ihtimalle önemli öğeler veriyordur da. Daha sonra bakarım ben ona. Şimdilik buradan devam edeceğim. Zaman kaybedemem. Aldığım anahtarla şuradaki kilitli kapıyı açalım bakalım. Açıyor mu burası bilmiyorum gerçi ama. Açıyormuş. Bakır anahtar kullanıldı. Güzel, güzel. Sen kimsin birader? Yani... Blige, mezar soyguncusuymuş. Hırsız gibi bir şeysin sanırım. Mezar hırsızı Blige. Ne satıyorsun sen? Dördün otu satıyor. Şişkin ay otu satıyor. Taze baharat, ruh kalıntısı, bulut taş parçası, şemşir, pala. Kısa yay, uzun yay, deri kalkan, ok, ahşap ok, deri başlık, deri zırh, deri eldivenler. Yani deri zırhı severim. Eğer normal şeyse. Havalı oluyorlar genelde çünkü deri zırhlar. Barbar kıyafetleri satıyormuş ayrıca. Şişkin ay otundan şöyle 5 tane alalım. Dördün otundan da 5 tane alıyorum. Taze baharattan da 5 tane alıyorum. Ruhlarımı genel olarak harcıyorum seninle. Şu öğelere bakmak istiyorum. Neymiş bu? Standart bir kavisli kılıç. Bu kesici silah yumuşak ete ağır hasar verir. Ancak metal zırh aynı şey yazıyor. Kısa yay, uzun yay. Bunlar zaten temel öğeler olduğu için öğelerin açıklamasına bakmama gerek yok herhalde. Doğada geçenlerin özellikle de avcıların tercih ettiği deri şapka, deri zırh, deri eldivenler, deri çizmeler. Aynı şey söylüyor genel olarak. Çeşitli postlardan yapılmış bu yıpranmış küçük yıpranmış kürk. Küçük ne ya? Kürk hiç koruma sağlamıyor. Kaba dikişler ilkel bir medeniyetin elinden çıktığını gösteriyor. Anlıyorum. Konuşalım. Esneme geldin. At least here you're killing things that are already dead, lost skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Anlıyorum. Those poor soul-starved humans, right? Yani katılıyorum bu konuda. Gidiyorum o zaman ben. I'll have more for you next time. Güzel. We have a long and fruitful relationship. Yani güzel öğeler bulursan alırım. Neden olmasın? Burada ne var? Tanınmış kahraman ruhu aldım. Gidiyorum o halde. Sanırım haritanın bu kısmını tamamlamış oldum. Şu kapının arkasındaki yere gidemiyoruz herhalde. Buradaki tuzağı unutmadım. Oraya doğru. Ne tuzağa basmadık. Şimdi diğer kısma devam edebilirim artık. Burada bizi birkaç düşman bekliyordu. Merdiven var çıkabileceğim. Büyüyle kendime çeksem mi acaba? Hasar yiyince fazla vuruyormuş bu arada ha. İsabet ettiremedim.
Neyse. Hasar vurunca fena bir hasar çıkarmıyorlar yani. Burada yine mi sen? Bunlara dikkat etmek lazım. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Şunu aktif edeyim ben. Ha. Onlar fazla vuruyorlar. Orada büyümü kullanmasaydım ölmüştüm büyük ihtimalle ya. Bıçak taş parçası. Sen de bir defol. Vuramadım ya. Yine vuramadım. Boşa harcadık. Neyse bunları aklamış oldum. Yargıcın kalkanı. İlginç. Bakabilirim daha sonra ne yazdığına. Kaç dakika olduğunu kontrol etmem lazım bu arada. Burada alabileceğim tuzak. Kısa bir anlık kalp krizi geçirdim de. Neyse. Lan. Ne kadar gıcıksınız siz ya. Soyunuzu mu kurutayım, ne istiyorsunuz yani? Onun gibi bir şey istiyorlar herhalde. Anlamadım ben de. Tuzak kaynıyor burası ya. Yine gidiyordum ha. Tuzağa. Yukarı çıkabilirim. Gerekirse baharat kullanacağım. Hatta kullansam iyi olur. Buradan bu kulenin tepesine gidiyorum sanırım da. Neyse dur bakalım. Dördü notu aldım. Güzel. Burada da ekstra bir öğe daha var. Neymiş? Meçhul kahraman ruhu aldım. Ve ne aldık? Bulut taş parçası. Ha, bir öğe daha. Tam istediğim öğeydi zaten. Bulduğumuz iyi oldu. Yani ölürsem ölürsem kullanırız işte ya. Şimdi nereden gideceğim? Şuranın aşağısında bir bölge daha var sanırım. Oradan gitmem gerekiyor herhalde. İn aşağıya. Ya siz ne kadar sinir bozucusunuz ya. Buradan devam değil. Aşağıya in. Şu sağ taraftan devam edeceğim. Büyük ihtimalle öyledir yani. Da buradan bulut taşı parçası alabildim sadece. Aşağı inersem ölürüm herhalde ya. Nereye gideceğim ki? Başka gitmediğim bir yer mi var? Atladığım bir yer yok herhalde ya. Sabır. Atladığım bir yer yok diye düşünüyorum ben ama. Kuyudan falan mı girmem lazım nedir? Yo. Neredesin lan? Vallahi vuracağım şimdi. Aşağı mı inmem lazım? Ha, orada bir yer var. Bir saniye. Gördüm galiba. Gitmem gereken yeri. Ölmezsem. Tamam. İllüzyon duvarı falan mı var burada? Yok. Kaşınıyorsun sen ama. Şuradan aşağı gitmem lazım da nasıl yapacağız onu? Yukarı çıkıp aşağı mı atlamamı istiyor oyun benden acaba? Deneyelim bakalım. Güvenli bir yere girip kayıt almak istiyorum da. Neyse dur. Şu vatozlardan bir kurtulayım. Sonra bakacağım. Buradan. Buradan bir yere mi gitmemi istiyor benden? Oralara nasıl geçeceğim ya?
Aşağı atlamamı istemiyordur oyun benden herhalde. Buralarda değil gitmem gereken yer. Şu taraftan gideceğim galiba ya. Anladığım kadarıyla. Tuzağı unutmadım. Tuzak var burada. Güzel basmadık. Ha, buradanmış ya. Geldim buraya geri mi döndüm yani? Sabır. Vurmakla uğraşmayacağım çünkü büyüm gidiyor. Büyü gücümü kaybetmek istemiyorum. Tamam, buradan devam edecekmişiz. Güzel, güzel. Buradan bir kurtulayım. Kayda alacağım. O ne lan? Grace Sword'un sırası mıydı şimdi? Tamam, hakladım bunu. Aa, öldürecekler bunlar beni burada ya. Şöyle yaklaş da bir vurayım sana ya. Neyse, gidiyorum buradan. Güzel. Bunu da akladım. Oklamam mı lazım bunları? Sen bir kaybol ya. Güzel. Sinir bozucu şey ya. 500 ruh veriyormuş lan. Bayağı da ruh veriyormuş ha. Bıçak taşı parçası aldım. Burası biraz sıkıntılı. Yetişmedi ki. Karşıdaki elemanı büyüyle aklamam lazım. Aa, lan. Gidiyorum az kalsın. Tamam. Bunu da aldım. Gir şuraya, kurtul artık şunlardan. Öf. Kemer taşı falan verirse bana süper olurdu. Neyse, şurada ben bir kaç dakika olduğuna bakayım. Tam şurada. Şu an 40-45 dakika falan olması lazım. Hesaplamalarıma göre. Buradan devam edeceğim. Ben ne olur ne olmaz. Şundan bir tane içiyorum. Gerek duyarsak kullanırız. Tuzak olması ihtimaline karşı dikkatliyim. Yine bir bulut taşı parçası aldım. Buranın üstüne, yukarısına çıkamıyorum. Buradan devam edebiliyorum da ne var ki orada? Tam ne olduğunu anlayamadım. Ha, şu şey platformun üstüne çıkabiliyoruz değil mi? Ya şey, Dark Souls falan alışkanlığı. Normalde çıkamıyorsun ya oralara. Bu oyunda çıkabiliyoruz. Onu kafama kazımam lazım benim. Buradan devam edebiliyorum. Tuzak gördüm sanki orada. Önce yukarı bir bakalım da ne var ne yok. Kontrol edeyim. Şişkin ayotu. Güzel. Ekstra bir öğe daha var galiba. Onu alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum. Mezar hırsızı yüzüğü. Allah Allah, neymiş bu ya? Mezar hırsızı yüzüğü. Bakalım neymiş. Aldığım öğeleri de hızlı bir kontrol edeyim bu arada. Mezar hırsızı yüzüğü aldım. İlk önce şeye bakacağım, Uchigatana'ya. Uzak bir diyarda dövülmüş ve titizlikle keskinleştirilmiş bir katana, göründüğünden daha ağır, uzun ve siyah bir bıçağa sahiptir. Son derece güçlü saldırılar yapabilen silah kanamaya sebep olur, ancak kırılgandır ve üstünde kolayca çentik açılabilir diyor. İlginç. Bileşik uzun yay. Ahşap harici malzemelerle takviye edilmiş büyük kompozit bir yay. Kullanabilmek için kuvvet gerektirir, ancak dikkate değer bir hasar verir. Yay kullanabilmek için ok kuşanmak gerekir falan filan.
Tamam, güzel. Yargıcın kalkanı. Bu neymiş ya böyle? Yüzeyine ölülerin yargılandığı bir sahnenin parlak pastoral renklerle resmedildiği büyük ahşap bir kalkan. Arkasına kadim bir alfabe ile kaleme alınan bir epigram yontulmuş. Bora'nın kahramanı asla korkakça davranmamalı ve gökteki tek bir kuşu bile yememelidir. Ölüler yargıcın efendisi hasat altını kargayı memnun edemezse geriye kemikten başka bir şey kalmayana dek kemirirler. Kul kuşanıldığında hiçbir değerini yavaş yavaş tazelermiş. İlginç. Aa, tuzak. Nereden atıyor? Arkadan mı? Yok, ön taraftan gelecek bu herhalde. Aynen, ön taraftan geleceğini bildiğim için sıkıntı yok. Boss sanırım. Şunu atlayalım. Aa. Hiç yetişmedi ya büyük. Bunu beklemiyordum. Kısa yolu falan açaydık bari ya. Boss'la kapışacağım büyük ihtimalle de. Neyse, ben büyü gücümü yenileyim. Ne olur ne olmaz. 4 notu verdi. Canını iyileştirmen gerekecek diyor galiba oyun bana. Ne olur ne olmaz. Şunu aktif edelim. Yargıç. Tam olarak nerede yargıç? Görünmüyor mu nedir? O ne lan? Aşağıdaymış ya. Aşağı mı inmem lazım yani? İlginç, ilginç. Bir saniye. Bu ses nereden geliyor bilmiyorum. Ben aşağı iniyorum. Ha, buradan iniyormuşuz. Tamam. Baştan söylesene hocam. Fani göz taşı. Güzel. Bu neyin sesi bilmiyorum ama. Ha. Tepesinde bir şey var bunun da. Asıl vurmam gereken o değil galiba benim. Ayağına mı vurmalıyım? Yok, vuramıyorum. Yukarıdaki sarı şeye vurmam lazım sanırım. Güzel. Üstündeki kuşa vurmam lazım galiba. Meşhur savaşçı ruhu verdi. Vuramıyoruz ki, hasar vur yemiyor. Tamam, bir saniye. Asıl bedeni kuş galiba. Aynen. İyi de büyücüyüm ben. Kurtarmayacak seni o. Büyücü olmanın faydaları işte ya. Normalde büyük ihtimalle zorlu bir boss olabilirdi bu. Ama büyücü olduğum için kolay bir boss olacak. Yani böyle sabaha kadar öldüremez beni. Güzel. Enteresan da ama. Onu söylemem lazım. Bir an korktuğumu söyleyebilirim. Nasıl indireceğiz bunu yere diye. Ama. Patates oldum be birader. Güzel. Yani. İşte o büyücü oynamayı bu yüzden çok sevmiyorum ya. Oyunları genelde kolaylaştırıyor.
Birimiz ayakta kalacak bosunu şey kupasını kazandım. Ana bedenini alt etmenin bir yolu da varmıştır belki, bilmiyorum. Hani kuş değil de diğerini. Emin değilim ama var mıydı yok muydu. Haklamış oldum. Kemer taşına dokunalım. Şişkin iblis ruhu. Neymiş bu ya? Yargıç iblisinin ruhu büyük, büyük bir güç kaynağıdır diyor. Öğlerin açıklamalarını anlayabilmem için bu ruhların şeysini onlarla boss öğesi oluşturmam lazım sanırım ya. Buradan daha fazla gidebiliyor muyuz acaba? Daha fazla gidebiliyoruz da ben bölümü burada bitiriyorum. Daha fazla devam etmeyeceğim. Umarım keyif almışsınızdır. Enteresan bir bölümdü. Burayı sevdim ya. Güzel. Kasvetli böyle. Enteresan bir yerdi. Boss zor olabilirdi. Büyücü olmasaydım eğer. Ama büyücüydüm ne yazık ki. Kolay oldu. Neyse. Bugünlük gerçek bir yargıç kuşları asla incitmez falan diyordu bu arada kalkanda. Acaba kuşu öldürmemem mi gerekiyordu benim ya, bilmiyorum. Emin değilim. Asıl bedenine hasar veremedim ama ateşle falan da olmadı yani. Emin değilim. Neyse, hakladım ben. Beni ilgilendirmez hocam. Daha fazla uzatmayacağım. Gidiyorum ben. Umarım hoşunuza gitmiştir bölüm. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölüm sanırım buradan devam edeceğim. Bilmiyorum, bakacağız. Artık bir yerden devam etmem lazım zaten. Yani ikinci kısımlarına devam edemiyorum. Yani ne şeye gidebiliyorum. Bu hüzün bataklığına. Çok güçlüler oradakiler. Tak atıyorlar. Madendekiler ölüyorlar ama normal vuruşlarla ölmüyorlar. Backstab atmam lazım onlara. Biraz sıkıntılı. En iyisi buradaki iskeletlerdi yani. Belki de buradan devam etmem lazımdır. Bakacağız. Neyse, gittim ben. Görüşürüz.